Oluşacak bu enflasyon farkının 2023 yılında verdiğimiz zamların ilave refah payı olarak verilmesinden kaynaklandığını da vurgulamak isterim. Kamu işçilerimizle imzalanan çerçeve protokol kapsamında 2024 yılında ilk 6 ay için %10, sonraki 6 ay içinde %10 artış yapacağımızı Mayıs ayında imza altına almış bulunmaktayız. Bunun dışında bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta 100 yılın afetini yaşadık. Yaşadığımız depremlerin maliyetinin 104 milyar dolar gibi büyük bir tutar olduğunu da dikkate almamız gerekmektedir. Dolayısıyla biraz sonra açıklayacağım 2024 yılı zam tekliflerimizin de bu çerçeve içinde değerlendirmesini özellikle ifade etmek istiyorum. Kıymetli Haziro, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerimiz çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak teklifimizi açıklıyorum. Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için %14, ikinci 6 ay için %9, 2025 yılı ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ay için %5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize, değerli arkadaşlarım, %42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zamı ile birlikte kümülatif artış %54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki bugün verdiğimiz teklifle toplu sözleşmeyi paydaşlarla uzlaşı içerisinde imzalarız. Kamu işveren heyeti olarak 11 hizmet kolu ve geneliyle 21 Ağustos'a kadar müzakerelerimizi yaparak görüşmelerimizi uzlaşı ile nihayete erdirme niyetindeyiz. Bildiğiniz gibi değerli Hazirun, toplu sözleşmeler sadece mali hakları değil, aynı zamanda sosyal hakları da ilgilendiren bir görüşme sürecidir. Dolayısıyla bugünkü teklifimizin sadece mali hakları kapsayan kısmı olduğunun altını da özellikle çizmek isterim. Kamu çalışanlarımız için pek çok kazanımı içeren sosyal haklar üzerinde uzlaşma sağlayacağımız maddelerimizin de olduğunu vurgulamak isterim. Bu vesileyle 1 Ağustos'tan beri görüşme sürecini yürüten yetkili sendika temsilcilerimize ve bakanlıklarımızın değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum. Ülkemizin refahı ve büyümesi için hep birlikte çalıştığımız ve bu sürecin öznesi olan tüm kamu çalışanlarına ve ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.